olamaz hale geldi. İşte darphane daha fazla Evet, basmaya evet, başladı. Buna da bir çözüm evet. olacak mı peki? Olacak. Yani nasıl olacak? Yani ben bunu konunun muhatabı Sayın Bakanlara bizzat, gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat söyleyeceğim. Türkiye'de sadece Sarrafe grubu altını, çeyrek altın, yarım altın, zeynep altın, cumhuriyet altınla Darphane Genel Müdürlüğü basıyor. Yani devlet basıyor. Rafinelerin basması yasak. Yetişemiyorsun kardeşim. Yetiştiremiyorsun. İmkanın yok. Yetiştiremiyorsun. Niye rafineler basmıyor? Bassın. Ama altın sistem için risk olduğu için o tarafa çok ilgilenmiyorlar. Bir de işçilikte güzel nema var ya. O güzel bir nema olduğu için işçilikte o kazancı da kaybetmek istemiyorlar. Başka yerden kazanırsan pastadan ben payımı almak istiyorum diyor. İki, şimdi sen altın yetiştiremiyorsun. Tamam, ciddi bir talep patlaması var. Eyvallah. Altın yok. Sen geçen 2023 yılında altın ithalatını yasakladın. Külçe altınları yasakladın. Ne oldu şimdi? Nereden altın bulacaksınız? İthalatı yasakladın. Vatandaşı ithalatı almasın. Yatırım yapmasın. Tamam, ama bir şekilde sen bastığın altınlar nereden geldi? Ürettiğin altınlar nereden geldi? Sektör en azından talebe yetişemediğini biliyor darphanenin. Ve arada fırsatçılar çeyrek altına 75 lira içeri koyuyor. Cumhuriyet altında 1115 lira. Ben de soruyorum. Ey, kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Kimin ekmeğine kaymak sürüyorsunuz? Ben de son 2 haftadır vatandaşları uyarıyorum. Çeyrek altın almayın. Cumhuriyet altını almayın. Ziynet altını almayın. Ben söylüyorum bunu. Vatandaşı uyandırıyorum. Vatandaş da artık altının fiyatından vazgeçti. Miktarına bakıyor. Yeter ki olsun diyor. Ya 2 yıl önce buradan ben bütün kamuoyuna seslendim. Gün gelecek fiziki altın bulamayacaksınız. Fiziki altın sahibi olan son nesil biziz. İş oraya gidiyor. Evet. Yasaklar, yasaklar, yasaklar. Bomba patladı bu saatten sonra. Bir de şey var. Hani ben işimi çok güzel yapıyorum. Layığıyla yapıyorum işimi. Yapamıyorsun kardeşim. Yetiştiremiyorsun. Yapamıyorsun. Bunu sen bir kere buraya yapamıyorsun. Yani illa yapacağın diye bir şey yok ki. Ben şimdi Aleyna'nın yerine geçsem gazetecilik mi yapacağım, yayıncılık mı yapacağım? Benim işim değil. Ama Aleyna da bu işi yapamaz. Herkesin bir işi var çünkü. Yapamıyorsun, yetiştiremiyorsun. Eline yüzüne bulaştırdın. Kayıt dışı ekonomiyi destekliyorsun. İnsanları kaçırıyorsun. Yapamıyorsun, bu kadar basit. Ha ne olacak? Piyasaya sen uyumak zorunda kalacaksın. Ve gerileceksin. Şiddete vuracaksın. Parmak sallayacaksın. Tehdit edeceksin. Piyasayı daha çok kaçıracaksın. Nakit daha çok kazıracaksın. Bu neden kaynaklanıyor? İş görememezlik. İş bilmemezlik. Başka hiçbir şey değil bu. Yoksa ne olacak? Yıl 2024. Bütün sistem öyle bir kurulur ki yeter ki iste. Ama istemek farklı bir şey, uygulamak farklı bir şey. Uygulama noktasında ben devreye gireceğim. 2 ay sonra bu problemlerin hepsini çözeceğim inşallah.